Şimdi ya bu resmi gazete kaçta çıkar abi ben hiç Ankara'da gazetecilik yapmadığım için bilmiyorum ya resmi gazete. Saati abi, yoktur efendim ben söyleyeyim. Artık elektroniğe geçti. Derhal anında bir talimatla bir tek karar içindeyi resmi gazeteye ek çıkabilir. 12'de değil mi ya? E, fark evet, etmez ekler, hiç fark etmez. Çok acele bir şey ne, varsa anında yapılır. Yani normalde 12'dir tabii günün değişme saatiyle ilgili ama Sayın Büyükelçim'in söylediği gibi hani bir ilave hemen yapılabilir hele de şu çağda hani eskiden matbaadan çıkması beklenirdi ha, o ama da bir resmi gazete bekleniyor. bu ne Matbaa kalmadı Acaba... arkadaşlar artık elektronik oluyor her şey. Ha şu anki resmi gazetenin sayfası internette. Yani... Ha bekliyorsunuz. Ha burada ne çıkacak Tabii, peki? bütün Ankara'da hepimiz resmi gazeteyi bekliyoruz. <laughs> yani Murat peki, ya niye bekliyorsunuz? Siz söyleyin biz de bekleyelim. <laughs> Çünkü o da yani, meslekseri yani, yani yeni bakan görevlendirmesi <gülüyor> <gülüyor> yeni bakan görevlendirmesi yapılacaksa yani bir kabine revizyonu diyelim ki birkaç gün alacak eğer o seçenek masadaysa ama ee, yeni maliye ve hazine ve maliye bakanının atanması için illaki kabine revizyonunun beklenmesine gerek yok. Yeni bakanı hemen atarsınız. Ee, birkaç gün sonra da diğer bakanları değiştirebilirsiniz. Aa, şimdi anladım. Ben yani ben neyse. zannediyorum Konuşa... ki kabine revizyonu yapılacak. E, çarşamba günü. O şart o... değil ki. Ha o zaman şimdi önem kazandı yani. E, tam 12'de bakacağız. E, eğer orada Peki böyle bir beklenti var mı Ankara'da yani hakikaten bu gece yeni bakanın ya olabilir resim... diye olabilir ya diye çünkü yani teknik olarak mümkün. Ee, bu da cumhurbaşkanının tercihi olacak tabi yani şöyle diyelim. Şimdi bu akşam hemen Berat Albayrak istifasını kabul ettik açıklamasından sonra hemen yerine bir yeni görevlendirme yapılabilir. Yarın yeni bakan görevine başlar. İki gün sonra da değişecek diğer bakanlar değişir kabin'e yeni halini almış olur. Bu da bir seçenek ama. E ee, eğer şimdi Sayın Özülker e, şunu söyledi ya Cumhurbaşkanının aklında Naci Ağbalı Merkez Bankasına atadığı andan itibaren e, yeni bir Maliye Bakanının ismi de vardır diye. Eğer öyleyse hemen atamada yapılabilir. Ama eğer bazı başka dengeler değerlendiriliyorsa ve e, tam öyle bir hazırlık yok ise o zaman hani bir kapsamlı ya da dar kapsamlı nasıl olacaksa bir revizyon yapılacaksa o revizyonun da e, beklenmesi ve ismi ilk defa o revizyonla birlikte duyma ihtimalimiz de var. Ha, i̇ki hani, ihtimal de var. 50-50 bir ihtimal var. Ha, i̇ki ihtimal evet. de var. O zaman yine de e, resmi gazeteye bakmakta yarar var. Hiç böyle resmi gazetede bakan, ata, bakan atandığı bilgisini aldığımız oldu mu? Yani kamuoyuna açıklanmadı. Resmi gazeteye baktık orada gördük. Yok, olmadı. Olmadı mı hiç? olmadı. O zaman niye bekliyorum? Yani benim hatırladığım gelenek. olmadı. Öyle bir gelenek yok demek ki. Ama büro e, ama gelenekler dedim ya birçok şey. Yani Instagram'dan bir bakan istifası da olmamıştı bugüne kadar. Evet. Ya Hakan o. Bey şimdi biz her ihtimali ee, konuştuk da bir şeyi konuşmadık. Beni unuttunuz burada. Evet, <laughs> tamam çok kısa bir şey söylüyorum. Film en son Nutkun çok uzundu ya onun seni unutamayın. Ee, şimdi hayır, hayır. Şimdi biz hep şöyle düşünürüz yüksek görevdeki bir insanın her şeye hakim olduğunu düşünürüz. Yani insan psikolojisi böyle işler. Halbuki bir belediye başkanı olsun, hangi partiden olursa olsun, bir bakan olsun, hele bir de cumhurbaşkanıysanız, cumhurbaşkanıysanız düşünebiliyor musunuz? 248 konudan filan sorumlusunuz. Şimdi bir insanın normalde zamanı da beyni de yani bir bilgisayar yükleseniz günde 230 konuya bakamaz. Yani biz hep şöyle düşünüyoruz. Çok pardon Hakan Bey. Ee, Murat, en son e, Ulaştırma Bakanı'nı biz evet. resmi gazeteden öğrenmişiz. Adil Bey. Ha, doğru. Ee, ben söylüyorum. Yani, evet. evet. Doğru, ee, doğru. Eğer bu akşam da bu gece 12'de de resmi gazetede yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nı e, ilan edilirse bu ikinci olacak yani. Ee, ben pek ihtimal vermiyorum. Evet, yani ben evet. onun o yani bu gece o bakanlığın doldurulacağını düşünmüyorum. Ama tabii göreceğiz. Bu tamamen hissiyat, bir bilgiye dayalı değil. Çok özür dilerim. Stavlar ederim. Şimdi bu normal şirketlerde de böyledir. Tepedeki adamı herkes her şeyi bilecek ve hakim diye düşünür. Halbuki kendi ailesi, eski eş dost ahbabın talepleri, üç eski e, siyasetçi ise eski yol yol arkadaşlarının talepleri devletin meseleleri. Yani üst üste ekleyin. Bırakın Cumhurbaşkanlığı. En küçük beldenin, belde kalmadı da en küçük ilçenin belediye başkanı bile bakamaz bu kadar konuya. Dolayısıyla birilerine dağıtır. Tabii i̇şte görev veriyor. Hele siz 18 yıldır oradaysanız. Şimdi dolayısıyla şöyle bir psikoloji de olabilir. Şu anda tek sıkıntılı giden konu şartlar gereği olsa bile ekonomi. ekonomi. Bir de habire içeriden dolduruşlar da geldiyse yani Cumhurbaşkanı bütün bunu çünkü bazı konuları bırakıyor artık yani mümkün değil yetişmesi. Dolayısıyla böyle bir doğal sebep sonucu da olmuş olabilir. Bu ederim. arada Hulki Cevizoğlu'ndan bir bilgi geldi. Özel zamanında resmi gazetede sürpriz bakan atamaları yapılırmış. Siz Yapılır hatırlıyorsunuz değil mi? Yani Ben de hatırlıyorum aslında. yaşadım onları. Evet. Cumhurbaşkanımızın bir özelliği var. Onu altını hocam daha iyi bilecek ama. Şimdi ben size bir örnek olay diye şey yapayım. Mesela Macron'la bir görüşme yapacak değil mi? Öyle Cumhurbaşkanı'nın oturup da bir saat, iki saat ben ona ne diyeceğim, şu konu nedir falan böyle bir zamanı yok. O zaman ne yapar? Yani Birisi ben gelir kendisi bir önüne not da koyar. 5-10 dakika daha fazla değil. Baktığı zaman fotoğrafını çeken bir zehir. İnanamazsınız nasıl Çok bir şey gibi. Bir fotoğraf ve konuşmaya başladığı zaman muhatabıyla döndükten sonra da hep şunu söyler. Ya adama bak her şeyi muhteşem şekilde en az ne kadar ezbere Çalışmış diye. Müthiş bir algılama kabiliyeti olduğunu Orada bu Orada derlikten yani siz daha iyi biliyorsunuz. Aslında tabii. onun ilk testi Böyle sizin diyor. programıydı. Kadrosuyla beraber Kanal 7'ye çıktı. Bizim Yaklaşık daire başkanı sayısı işte 20 midir, 25 midir. Mesela eski genel müdürü meselesini anlatıyor. Onun yarım kaldığını düşünüyor, tutup onu anlatıyor. Bir başka daire başkanı meselesi anlatıyor. Ve anlattığı zaman da ilgili kişiden de daha iyi ve daha yetkin anlatıyor. İlk o, şey oydu. Bazı bu. tam tam önünde, Ben bunu Sayın oydu. Süleyman Demirel de gördüm. <laughs> Müsaade ederse bunu Aynen. bağlayayım. Aynen. Ee, Böyle, e, işte Harp Akademilerini Sayın Demirel, e, o zaman işte Sayın Sezer ve Ahmetli... E, e, Erdal İnan'ın mı? Yok, şey... E, İsmet Sezgin mi? Üçü de konuşuyor Harp Akademilerini. Ya bir kalktı konuştu, kim neyi söylemiş hepsine şey yaptı. Şaşırdım kaldım yani ben o zaman oradaki Demir konuşmaları. Mi? Evet evet ne kim kaç kere ne söyledi her şeyi Allah'ım dedim ya. O bir de Erbakan da vardı efendim evet. de. Şimdi o bir da. kere de şeyde gördüm. Hilmi kızıyor ama şu an şu anda A bize. Ama bir dakika yani onu kızacak bir şey yapmıyoruz. <laughs> Ankara'yı kızdıramayız yani. Şimdi e, kıvrık olup paşam genel kurmay başkanlığında görevi devralacak. İşte herkes takdimini yapıyor. C başkanlıkları ben de en çömez en arkada bekliyorum. Sıra bana geldi. Bir tane amiralimiz Yunanistan meselelerinden bazı şeyleri anlattı. Kaç tane nota vermişiz Yunanistan'a numarasıyla biliyor Kıvrıkoğlu Paşa. Sonra e, buraya geldim. Kıvrıkoğlu Paşa'nın köylüsü e, Üsküdar'da çıktı. Evet. Çocukken ben genel Kürme başkanı olacağım söylüyor. Şimdi burada benim toparladığım şey şu. İki tane mesaj verildi. Burada bir, siyasetin, ekonomi, iletişimin, insan ilişkilerinin kökten değiştiği bir yerde devlet bürokrasinin değiştirmeni kaçınılmazdır. Kaçınılmaz çok önemli bir şey bir Cumhurbaşkanı söylemesi. Bunu da neye bağlıyor? Ekonomik savaşı altında Türkiye diyor. Aynı lafı kim söylüyor? Nick Carter. Demin arkadaşımıza ben destek çıkacağım. Diyor ki bir, ekonomik kriz. İki, dünyadaki mevcut belirsizlik ve kargaşa ortamı. Üç, üçüncü dünya savaşa çıkma riski ama şuna bağlıyor. Diyor ki en büyük risk, ben de korkuyorum bir asker olarak, insanları yeni bir savaşa girmenin makul düşünmeleri. Yani biz soğuk savaşta bir atom bombası değindiği zaman ödümüz patlıyordu değil mi? Şimdi atom bombasının atmayı falan bazı liderler normal görüyor. Ya atom bombası bir ya? Yani başladığı zaman sor, soruyorlar Kennedy 60 krizini. Sabah dersi anlattım kurmay subaylarına. Kaç kişi ölecek? Daha 24 saat geçmeden 600 milyon sadece Rusya tarafında ve Doğu blokunda ölü. Bir de bu tarafta. Bunların aman diyor tamam çekin füzeleri. Şimdi... Şimdiki insanlar Macron gibi tecrübesiz liderler, elinde Fransa gibi nükleer bir silahlar geliyor bize NATO müttefik gemi çıkarıyor karşımıza. Bunlar bu söylediği ben Nick Carter'ın katılıyorum görüşüne. Liderlik dünya savaşı yani. mı geliyor hocam? Efendim? Üçüncü dünya savaşı mı çıkacak diyorsunuz? Hayır öyle bir iddiada değil. Ama o adam öyle diyor. Ve Yok, bu, bu tehlike var hocam, de süp, var, 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 <laughs> ben neden? Bu <de> <laughs> krizin diyor. içerisindeyiz bir defa, hibrit savaşlar devam ediyor, ekonomik savaş devam ediyor. Ne diyor? Ben diyor ekonomik savaş açtım diyor şey. Ekonomik Kim savaşın diyor? sonu nedir? Trump ne dedi şeye, Çin'e? Hmm. Ekonomik savaş. Kaçınılmaz bir şekilde Amerika ile Çin kafa kafaya gelecek. Aynı Bilmi, 29 krizindeki gibi yani. Hilmi Daş demiş. Özür dilerim aslına bakarsanız az önceki söylediğimiz konuların nutuk olarak değerlendirilen konular bir var. <laughs> Şaka Bundan yapma sonraki var ya. Açısından da Türkiye'nin e, atıcı ekonomi bakanı ve diğer e bakanlar açısından da e gelecek per perspektifi açısından da bunlar önemli öngörülebilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bunlar da e bir şekilde değerlendiriliyor. Ama az önce ben şu konuya birazcık e, dikkat çekmek istedim. E, Murat Bey e, bahsederken işte bu yeni bakanlıklar, yeni bakanlarla ilgili bazı bakanlıkların yönetilemediği, işte çok büyük bir e, yönetim alanı oluşturduğu için yönetilemediği yönetmenin de oldukça zor olduğu gi gibi bir yaklaşım var. Bir yıldır e, bu e, ciddi yani, anlamda tartışılıyor. <laughs> Yok, şey siz söyledikten yani sonra böl Ankara'daki, yani bilir dedim ama <laughs> Be, beni bu konuşulan bir konu biliyorsunuz, tartışılan bir konu. Bunların başında tabii, tabii. çalışma ve aile bakanlığının bir e, arada yürütülemediği, diğer bakanlıklar için tarım ve orman bakanlığı yine başka e, konuşulan bakanlıklar arasında e, kültür ve turizm o. deniyor. Ancak orada. Bir taraftan da aileyle kültür bakanlığının birleştirilmesi gibi bir yaklaşım da var. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın biliyoruz ki çok bakanlık yerine az bakanlık olması yönde de bir yaklaşım vardı. <laughs> Ama biz bir yıl önce evet, bu konuda bir çalışma yapıldığını ancak işte salgın ve buna benzer başka sebeplerden dolayı bir adım atılmadığını da biliyoruz. Bu konuda da eğer bir karar verilmiş olacak mı? Yoksa kabine revizyonu yapılacak mı ki ben kabine revizyonunun sınırlı olacağını, 3-5 bakanı geçmeyeceğini düşünüyorum. Diğer türlü oldukça başarılı bakanlar var. Yani o bakan başarılı bakanların değiştirilmesi de Hilmi, bir anlamda... Hilmi, efendim, bir dakika, 3 üç... 5 diyorsun. 5 bakan değilse bayağı bir kabine revizyonu olur o yani. Bayağı geniş bir şey olur. Kaç bakan var zaten kabinede? 16 bakan var yanılmıyorsam. Ya yani 5 5 e, olursa bayağı bir değişik. İşte 3 üç olursa e, evet olmaz ama 5 biraz. Neyse öyle değil. Yani aslında söylediğin doğru. Geniş kapsamlı kabine revizyonu demek başarılı bakanlar var. Onlar ne olacak? Çok Kesinlikle. Doğru yani görevini gayet büyük bir titizlikle yapan, e, kamuoyundan da takdir gören bakanlar var. E, onları da de, yani kabine revizyonu yapıyoruz diye onları da değiştirme yoluna gidilemeyeceğine göre dar kapsamlı olacak muhabbet. Tabii tabii. Yani o kısmi bir şey olacak. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de bir taraftan işte dışarıdaki o kuşatılmışlıkla birlikte içerideki ekonomik sıkıntıyı başlayacak ve 2023'e Türkiye'yi taşıyacak bir ee, yeni ekip, yeni bir kan değişimi. Peki Hilmi, olsa... sen ben şeyi anlamadım. Ee, bakanlıkların ayrılacağını mı düşünüyorsun? Hani örnek verdin tar tarım, orman, e, kültür turizm, çalışma aile. Bun, yani ha ayrılacak mı, ayrılmayacak mı? Tam anlayamadım görüşünü. E, buna ilişkin bir çalışma yapıldığını ve e, bu bakanlıklar üzerinde de e, işte bir e, görüş bildirildiğini biliyorum. Ama bu süreç içerisinde Sayın Cumhurbaşkanının tasarrufu bu bakanlıkların ayrılması yönünde mi olur? Az önce Hazine Maliye Bakanlığının da ayrılması konus konusunu e gündemde olduğunu e tartıştık. Yoksa e sadece işte bakanlar değişsin, bu şekilde olsun mu? E devam etsin mi olur? Onu e o konuda bir karar verildi mi şu an bilmiyorum. Ama bu konuda bir çalışma yapıldığını net olarak biliyorum. Peki mesela şöyle bir ihtimal yok mu? Hem Hilmi'ye hem de Murat'a sormak istiyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak görevden affını istedi. Bu da Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Bir tek onun değişimiyle sınırlı bir şey olamaz mı? Yani bu kabine revizyonu da, bizim spekülasyonumuzdan ibaret bir şey olmasın. Evet. Bu konuşur, konuşuluyor sürekli tartışılıyor ee, ama yani sonuçta e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte kamuoyunda çok tartışıldığı zaman kabine revizyonu yapmadığı ancak kamu, kamuoyu unuttuktan sonra da e, işte kabine revizyonu yaptığını birçok kez gördük. O zaman biz şimdi Kabine revizyonunu konuşuyorsak yapmayacak demektir. Hayır, hayır. Bir süre öncesinde bu hiç konuşulmuyordu. Berat Bey'in istifasıyla birlikte gündeme geldi. Bundan daha uygun bir zemin benim açımdan yoktur. Çünkü bir spekülasyon oluşturulacak bir konu olmaktan çıkıyor böyle bir. Yani belki kısmi bir önce bu bakanlık değişimi ardından da kısa bir süre sonra diğer bakanlıklar gündeme gelebilir. Murat Çelik bu konuda ne düşünüyor? Birazdan... Evet, bu e... ihtimal doğru, bu ihtimal de var. E, şunu da söyleyeyim, ben sürekli bir gözüm telefonda çünkü... Bu arada söyleyeyim Ahmet Erkan, çok izleniyorsunuz. Yani e, çok sayıda mesaj geliyor, bilgiler de geliyor. Bazı haber kaynaklarıyla da yazışıyorum aynı anda. E, sıcağı sıcağına mesela şu bilgiyi vereyim. Az önce zaten söylenmişti oradan da Ulaştırma Bakanı'nın... E, ...değişmesinde bir resmi gazeteden öğrenme oldu. Böyle bir uygulamanın örneği var demiştik, onu bir hatırlatalım. İkincisi, ben gece 12 demiştim, o da benim eski alışkanlığım herhalde. Uyardılar beni, gece 12 diye bir mecburiyet de yok. Hangi saat olursa olsun resmi gazete yenilenebiliyor. Üçüncüsü, ta programın en başında söylediğimiz o çarşamba ihtimali biraz daha yüksek gözüküyor. Yani... Şimdi bu gece bir bakan ataması kararı pek beklenmiyor. Çarşamba günü ve muhtemelen bir revizyonun içinde yeni bakanı öğrenme ihtimalimiz biraz daha yüksek gözüküyor. Bütün gelen bilgileri harmanlayıp bunları söylüyorum. Yok. Ve az önce konuştuğumuz konuda da yani bakanlıkların ayrılması konusunda da sanki sadece çalışma ve aile bakanlığının e, bu aşamada ayrılabileceği ama diğer bakanlıkların başta zine ve maliye olmak üzere. Ayrılmasının şu aşamada söz konusu olmadığı gibi bilgiler var. Onu verdiğin derleyip hepsini sunayım dedim. Murat çok canım. güzel oldu. Konuşacağız birazdan bir reklam arasına gidelim. Biraz sorularım var bu verdiğim bilgilerle ilgili.